Merhabalar Yeliz'in Tarifleri Yemek kanalıma, yeni tarifime ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Sizlerle bugün görsel olarak gerçekten çok güzel, yapım aşamalarıyla gerçekten çok kolay, çok lezzetli bir çörek hazırlayacağız. Mutlaka bu tarifimi yapmanızı tavsiye ederim. İster kahvaltılara, ister iftarda, ister sahurda, ister misafirlerinize nasıl isterseniz mutlaka yapın ve bu lezzeti tadın istiyorum. Hemen malzemelerime geçiş yapıyorum. Bir paket kuru mayamız var. Üzerine bir yemek kaşığı şekerimizi ekledikten sonra bir su bardağı ılık suyumuzu, bir su bardağı ılık sütümüzü ekliyorum. Spatula yardımıyla mayamızın erimesi için güzel bir şekilde karıştırıyorum. Aynı zamanda şekerimiz de mayamız da güzel bir şekilde eriyor ve sütle suyla karışıyor. Tarifim için 2 adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üstü için ayırıyorum ve kalan yumurtayı karıştırma kabıma ekliyorum. Güzel bir şekilde spatula yardımıyla çırpmaya devam ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı da ekledikten sonra artık unumuzla beraber yoğurma aşamasına geçiş yapacağız. Hemen videomuzun başındayken ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın devamı için, tariflerimin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma destek olmak için ufacık da olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Karıştırma kabımıza kontrollü bir şekilde unumu eklemeye devam ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Bu çöreğimizde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Her tarifimde hatırlattığım gibi bu tarifimde de hatırlatmak istiyorum. Her unun markası kıvamı farklıdır. O yüzden e, kullanmış olduğumuz unun miktarı değişecektir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Tam ölçülerini açıklama kısmına yazıyor olacağım. Hamurumuzda kullanmış olduğumuz yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de kullanmış olduğumuz unun miktarı değişecektir. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışan, güzel kıvamlı bir hamur elde ettim. Ele yapışması önemli çünkü pamuk gibi yumuşacık çörek olmasını istiyoruz. O yüzden lütfen sert bir hamur yoğurmayalım. Yoğurduğum hamurumun üzerine streç filmle kapatıyorum. Ve oda ısısında 40 dakika mayalandırıyorum. Mutlaka mayalandırma işlemini yapın. Uzun bir süre mayalandırın. Çünkü ne kadar güzel kabarırsa mayalanırsa çöreğimiz de o kadar lezzetli ve yumuşak olacaktır. 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı, mayalandı. Hemen hamurumuzun gazını alıyorum. Hafif bir yoğuruyorum. Bu işlemi yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü hamurun mayasını almazsak midemizde yanmaya neden olur. Ve maya kokar. O yüzden mutlaka hafif bir yoğurma işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Kazanı çıkardığım hamurumu yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum ve elimle hamurumuzu tepsiye yaymaya başlıyorum. Yuvarlak bir form vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi elimle bastıra bastıra hamurumuza şekil verdim. Sizler isterseniz oklava yardımıyla da yapabilirsiniz. Oklava yardımıyla, merdane yardımıyla hamurunuzu tezgahta açıp sonrasında fırın tepsisine alabilirsiniz. Tepsimi olduğu yerde çevirerek Eşit bir şekilde, eşit bir incelik sağlamak için elimle bastırıyorum. Ve mutfağıma, tariflerime, hayatımıza nerelerden katıldığınızı sizlere sormak istiyorum. Hangi ülkelerden izliyorsunuz? Hangi ülkelerden evimize misafir oluyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şekillendirdiğimiz hamurumuzun üzerine temiz bir örtü örtüyorum ve 20 dakika daha mayalanmasını sağlıyorum ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 3 yemek kaşığı süt ekliyorum ve güzel bir şekilde çırptıktan sonra hamurumuzun üstüne her yerine gelecek şekilde güzel bir şekilde sürüyorum. Öyle farklı bir çörek olacak ki gerçekten görsel olarak şahane oluyor ve bayılacaksınız. Şimdi her yerine yumurta sarısı sürdüğümüz hamurumuzu güzel bir şekilde rulet yardımıyla kesiyorum. Hamurum mayalandığı için, kabardığı için bazı kısımlarda kesmekte zorlanıyorum. Eğer sizler isterseniz hamurumuza ilk şekil verdiğimizde kesip sonrasında mayalanmak için bırakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi biraz zorlandım gibi oldu. Ama yine de rahat bir şekilde kesebildim ve görüntü olarak gerçekten çok güzel oldu. Eğer tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız yorumlar kısmına mutlaka nasıl bulduğunuzu yapmak isteyen, yapmayı düşünen arkadaşlara yol göstermek adına yazarsanız çok mutlu olurum. Hamurumuzun üzerine açtığımız kesiklerin arasına böyle ince ince doğradığımız şeritler halini verdiğimiz kaşar peynirlerimizi yerleştiriyorum. Şekil verebilmek adına ben küçük küçük kestim. Sonrasında uzunlamasına şeritler haline getirdim. Gördüğünüz gibi her araya kaşar peynirimizi yerleştiriyorum. Bu işlemleri yaparken fırınımızı çalıştırmayı unutmuyoruz. Önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Kaşar peynirleriyle de işlemlerimizi bitirdikten sonra çekirdeğini çıkardığım zeytinlerimi dış kısmı üste gelecek şekilde hamurumuzun her bir parçasının üzerine yerleştiriyorum. Kalabalık sofralar için uğraştırmayan kurtarıcı bir çörek tarifi hazırlamış oluyoruz. Yapmasını öğrenmesini istediğiniz sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşmayı mutlaka unutmayın. Zeytinlerimizi de yerleştirdikten sonra artık fırınımıza sürmeye hazır. Çöreğimizi fırınımıza götürüyoruz ve bir güzel pişmesi için bırakıyoruz. Bu sırada küçük bir kase alıyorum. İçerisine eritmiş olduğum 4-5 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Yağımız şu an soğuk durumda. Üzerine doğramış olduğum maydanozumu ekliyorum ve spatula yardımıyla güzel bir şekilde maydanozlarımı tereyağı ile karıştırıyorum çöreğimize görsel olarak da lezzet olarak da çok farklılık katacak. O yüzden hazırlıyorum ve çöreğimiz pişerken kenarda bekletiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Çöreğimiz artık fırından çıktı ve görmüş olduğunuz gibi o kadar lezzetli görünüyor ki hemen son işlemimiz olan tereyağlı ve maydanozlu karışımı çöreğimizin üzerine spatula yardımıyla güzel bir şekilde yayıyorum. Maydanoz ve tereyağı karışımı çöreğimizin her yerine gelecek şekilde güzel bir şekilde yayarak son işlemimizi de bitirmiş olacağız. Tarifimi beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz, buraya kadar geldiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi her daim bekliyorum. Hangi ülkedeyseniz, hangi şehirdeyseniz hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Maydanoz ve tereyağı karışımını eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Fırından çıkarır çıkarmaz sıcağının çıkmasını beklemeden karışımımı sürmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi son işlemimizi de tamamladık sayılır. Hamurumuzun Son halini sizlere gösterebilmek için birazcık elim yandı. O kadar sıcak ki biraz daha bekleyebilirdim ama bu görseli sizlerle göstermeye çok acele ettim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık bir çörek oldu. Sunum olarak da, görsel olarak da şık bir çörek oldu. Misafirleriniz geleceği zaman her bir parçayı tabağınıza alarak çok güzel bir sunum yapabilirsiniz. O kadar sıcak ki gerçekten elim yana yana sizlere göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çöreklerimiz hazır. Çok bereketli kalabalık sofralara çok yakışa, yakışacağını düşünüyorum. Mutlaka bu tarife bir şans vermenizi rica ediyorum. Tam anlamıyla gösterebilmek için baya bir mücadele verdim. Gördüğünüz gibi araya koymuş olduğumuz kaşarlar o kadar güzel uzayıp o kadar güzel bir lezzet kattı ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Artık sizlerle vedalaşmak istiyorum. Benimle buraya kadar geldiğiniz için, videoma zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum hangi ülkede hangi şehirde yaşıyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Bir sonraki tarifte görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.